Aya bize hikaye anlat. Aya bize hikaye anlat. Aya. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Şimdi size çok güzel bir hikaye daha anlatacağım. Bu hikayede Emre ile İlyas dedenin hikayesi. Bu hikayede her derde deva diye bir konu başlığıyla size hikayeyi anlatmaya hemen başlıyorum. Hazır mısınız? Heyecanlısınız sanırım. Bekliyorsunuz. Hemen şimdi başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Emre ile Hakan, İlyas dedenin bahçesinde kendi aralarında oyunlar oynuyorlarmış. Oyuna kendilerini o kadar kaptırmışlar ki saatler geçmiş ve biraz acıkmışlardı. Bahçede bulunan incir ağacından incir yemek için ağaca tırmanmaya karar verdiler. Halbuki yaşları küçük olduğu için onların ağaca tırmanmaları biraz tehlikeliydi. Fakat incirler o kadar güzel gözüküyorlardı ki dayanamayıp ağaca çıktılar, incirlerden doyasıya yediler. Aşağıya inme vakti gelmişti. Önce Hakan indi, ardından Emre inmek için en aşağıya kadar gelmişti ki birden ayağı takıldı ve düştü. Dizi çok kötü bir şekilde kanamıştı. Emre acılar içinde kıvranıyordu. Hakan ne yapacağını şaşırdı. İlyas dedeyi çağırmaya eve gitti ve İlyas dede ile beraber hızlıca Emre'nin yanına geldiler. İlyas dede Emre'nin yarasına baktı ve korkulacak bir şey olmadığını fakat yaranın sarılması gerektiğini söyledi. Bu yüzden Emre'yi eve götürmeye karar verdiler. Dedesi Emre'yi eve kadar kucağında taşıdı. Emre'nin yarasına pansuman yapıp sardı. Emre'nin acıları biraz daha hafiflemiş oldu. Hakan çok sevindi. Arkadaşının yanından bir an bile ayrılmamış ve Emre için endişelenmişti. Hakan üzüntülü bir ses ile Emre'ye "Keşke Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada olsaydı, şifa duası eder, yarana dokunur ve ayağını iyileştirirdi." dedi. Hakan, "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifa mucizelerini daha önce duymuştu." Emre'nin ağrıları biraz daha azalmıştı. Kendini daha iyi hissediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifa mucizesini duymak Emre'ye çok iyi gelmişti. Emre dedesinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka şifa mucizeleri varsa anlatmasını istedi. "Elbette var," diyen İlyas dede anlatmaya başladı. Bir kadın bir çocuğu Peygamber Efendimizin yanına getirmiş. O çocuk hem konuşamıyor hem de deliymiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir su hazırlamış ve o suyu çocuğa içirmesi için kadına vermiş. Çocuk o suyu içtikten hemen sonra hem konuşabiliyormuş hem de aklı yerine gelmiş. Öyle bir akıl sahibi olmuş ki insanların en zekilerinden daha zekiymiş. Mucizeyi duyan Hakan, "Ben de o sudan içmek isterim," demiş. Hakan gülümseyerek anlatmaya devam etti İlyas dedi. Hakan'a gülümseyerek anlatmaya devam etti İlyas dedi. Büyümüş fakat konuşamayan büyükçe bir çocuk Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Çocuğa sormuş, "Ben kimim?" Hiç konuşmayan dilsiz çocuk, "Sen Allah'ın peygamberisin," deyip konuşmaya başlamış. Yine bir gün İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolu yanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koluna dokunup tükrüğünü sürmüş. O çocuk anında şifa bulmuş. İşte Hakan'ın daha önceden duyduğu mucize buydu. O yüzden Emre'nin ayağı yaralandığında "Keşke Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi burada olsaydı, şifa duası eder, yarana dokunur ve ayağını iyileştirirdi," demişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip Emre'nin yarasına dokunmamıştı ama şifa mucizelerini dinlemek bile Emre'yi iyileştirmeye yetmişti. Mucizelerini dinledikçe kendini daha iyi hisseden Emre, dedesinden bir tane daha anlatmasını istemişti. İlyas dede ayağı yaralanmış Emre'nin bu isteğini kıramadı. Torununu çok seviyordu. "Pekala, bir tane daha anlatayım," dedi. Şürebbil el Cuhfi adında birinin avucunda etten bir ur varmış. Kılıcı ve atın dizgini tutamıyormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem avucundaki ura dokunarak ve mübarek eliyle ovmuş ve
O uğurdan hiçbir eser kalmamış. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şifa mucizelerini dinleyen Emre artık rahatlamış ve yorucu dakikalar geçirdiği için biraz uykusu gelmişti. Hakan ve İlyas dede uyuyup dinlenmesi için Emre'nin yanından ayrıldılar. Evet arkadaşlar, bu hikayede Peygamber Efendimizin mucizelerini anlamış ve başımıza gelen mucizelere sabretmeyi öğrendik. Siz de bundan sonra başınıza gelen her şeyde Allah'a dua edin ve Peygamber Efendimizin mucizelerini dinleyin. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.